Evet, bakıyoruz. Gelebilir misiniz? Sizden de rica ederim. Bu yılda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü'nden bir gün önce, ki 6 Nisan yarın biliyorsunuz, bir gün önce ilk basın şehidimiz Serbestlik Gazetesi'nin başyazarı Hasan Fehmi Bey'in 2. Mahmut Türbesi'ndeki mezarı başında anma töreninde bir aradayız. Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi Efendi'nin 6 Nisan 1909'da Galata Köprüsü'nde öldürülmesinden bu yana 115 yıl geçti. Bu süreç içinde 67 gazeteci kurşunlara, bombalara hedef olarak yaşamını yitirdi. Demokrasi için kara bir leke olan gazeteci cinayetlerini unutturmamak ve tetiği çektirenlerin bulunması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma komisyonu kurulması için taleplerimizi bir kez de burada Hasan Fehmi Bey mezarı başında yinelemek istiyoruz. Değerli meslektaşlarımız, 2. Abdülhamit'in baskı ve sansürü altında geçen uzun yıllardan sonra 24 Temmuz 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle birlikte bu sansür ve baskılar ortadan kaldırılmıştı. Basın tarihçisi büyüğümüz Orhan Koloğlu'nun deyimiyle ülkede bir basın patlaması yaşandı o dönemde. O güne dek sadece 4-5 gazetenin yayımlandığı ülkede artık çok sayıda gazete ve dergi yayınlanmaya başlamıştı. Ayrıca karikatür mecmuaları da yayınlanmış, yabancı dillerden çeviri kitapları da yurda gelmeye başlamıştı. Parlamentonun da açılmasıyla görece bir özgürlük havası dört bir yanı sarmıştı. Ne yazık ki bu özgürlük havası çok sürmedi. 1909'da Serbestlik Gazetesi yazarı ustamız Hasan Fehmi'ye köprü üzerinde bir suikast düzenlenmişti. Suikast sonucu bir askerin tabancasından çıkan kurşunlarla Hasan Fehmi Bey şehit oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti sonraki dönemlerde de siyasi cinayetlerin artması üzerine Hasan Fehmi'nin öldürüldüğü 6 Nisan'ları öldürülen gazetecilere adadı. Günümüzde basın müzemizde öldürülen gazeteciler galerisinde fotoğrafları bulunan Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Turan Dursun, Hrant Dink, Metin Göktepe, Çetin Emeş gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 67 gazeteci öldürüldü maalesef. Bu cinayetlerin bir kısmının tetikçileri yakalansa da cinayetleri azmettirenler hiçbir zaman ortaya çıkarılamadı. Bugün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına bir kez daha faili meçhul cinayetler konusunu ele alması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda bulunmayı görev sayıyoruz. Ustamız Hasan Fehmi Bey'i ve öldürülen tüm gazetecileri saygıyla, minnetle anıyoruz. Onların mücadelesini bıraktıkları yerden sürdürmeye kararlı olduğumuzu buradan beyan ediyoruz. Onun kablosunu bu şekilde bırakmışlar. Bunu nasıl yapıyorlar?